Parayla imamlık yapılır mı? İmamların camiye gidenlerden herhangi birinin olması gerekmez mi? Birisine namaz kılmasının karşılığında para verilir mi? Verilirse o kişi namazı Allah'ın emri için mi yoksa menfaat için mi kılmış olur? Bir kere şu camilerde imamların görevlendirilmesi olayı 19. asrın son çeyreğinde ortaya çıktı. Yani Osmanlı'nın Avrupa'ya benzemek için kararlar almaya başladığı dönemde, yani bu kiliselerin yönetimi gibi camilere de imamlar tayin edilmeye başladı o zaman. O zamana kadar sadece cuma imamlığı vardı. O da cuma imamlığı da hani cuma hutbe okuyacak, konuşmalar yapacak, millete bir şeyler bildirecek. Ezanı herhangi bir Müslüman çıkar, okur. Namazı da herhangi birisi geçip kıldırırdı. Tamam. Bugün bu şekilde. Peki burada bu namaz caiz olur mu olmaz mı? Şimdi şöyle düşünün. Siz istediğiniz camide namaz kılarsınız. Diyelim mesela bizim yakınımızda Süleymaniye Camii var. Ben istersem Şehzade Camisi'ne giderim, istersem şu aradaki diğer camilere gider namazlarımı kılarım. Ama Süleymaniye'de görevli olan imam ve müezzinlerin görev yerleri dışında bir yerlere gitme şansları var mı? Onlar o parayı namaz kıldırdıkları için almıyorlar. Vakitlerini o dönemde o namaz ve namazdan önce ve sonra orada geçirme mecburiyetlerinden dolayı alıyorlar. Yani buna hiç kimse haram diyemez. Yani orada onun için alıyorlar. Başka bir yere gidemiyorlar. Belli bir zamanda hep belli yerlerde bulunma ihtiyaçları var. Peki farz edelim ki bu insanların yaptıkları şey doğru değil, namazları da olmuyor. Mesela öyle bir şey yok ama öyle farz edenler çıkıyor. Bazıları diyor ki işte ben gitmiyorum camiye, işte bu imamlar şöyle böyle. Şunu da unutmayalım, hepimiz kendi namazımızı kılarız. İmamın namazı kendi namazıdır, cemaatin namazı kendi namazıdır. Fıkıh kitaplarında imamın namazı cemaatin namazıdır derler. Asla böyle bir şey olmaz. Eğer imamın namazı cemaatin namazıysa, seferi olan imam iki rekatta selam verince cemaat selam verebiliyor mu? Buna fetva veren bir tane mezhep var mı? Asla kabul etmiyor. Ne o? Hani imamın namazı, cemaatin namazı, imamın namazıydı. Ama cemaat seferi olsa, imam seferi olmasa cemaate diyorlar ki sen 4 rekat kılacaksın. Buna kardeşim nereden çıkardın bunu? Onun için Nisa suresinin 102. ayetini dikkatle okuyanlar görürler ki Muhammed Aleyhisselam korku halinde cemaatine namaz kıldırırken, yani isterse tam kıldırma isterse kısaltma hakları olduğu için o tam kıldırmıştı. Cemaat de ikiye ayrılmıştı. Bir grubu düşmanın karşısına geçmişti. Çünkü bir savaş ortamı doğmuştu. Orada Muhammed Aleyhisselam tek rekat kılıyor. Birinci rekat kıldığı zaman arkasındaki grup hemen ayrılıyor. Oradan gidiyor cepheye, onlar geliyorlar, Muhammed Aleyhisselam uyuyorlar, onlar da kalan kısmı kılıyorlar. Ve o bir rekat kılanlar namazını kılmış olarak Allah tarafından kabul ediliyorlar. Namazlarını kılmamış olanlar gelsin diyor, çünkü bunlar kılmış. Dolayısıyla şunu kesin olarak bilelim ki herkes kendi namazını kılar. İmam müşrik de olabilir. Bilemezsin ki, adamın kalbini Allah'tan başka birisi bilmez. Ama onun şirki de beni ilgilendirmez. Ben kendi namazımı sadece toplu halde kılıyoruz, o kadar, başka bir şey yok. Yani bunu çok iyi bir şekilde kavramamız gerekiyor.